İktisat okudum üniversitede, severek. Ondan sonra meslek olarak merkez bankacılığını seçmiş oldum. Uzun yıllar orada çalıştım. Kamu görevim bittiği zaman da bütün tecrübemden özellikle eğitim alanında faydalı olmak için üniversite ve düşünce kuruluşları camiasını tercih ettim. Halen de orada. Eğitim çok önemli. Bunu bir zaman içinde hangi alanda olursanız olun hayatını öğreniyorsunuz. O zaman şunu gördüm, özellikle vakıf üniversitelerinde var bu ama tabii devlet üniversitelerinde de oluyor. Akademik kökenden gelen insanlarla bizim gibi bürokrasiden ya da özel sektörden yetişmiş tecrübeli insanları bir araya getirince muazzam bir sinerji ortaya çıkıyor. İktisat bölümünde Odalar Birliği'nin Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde iktisat bölümünde ders veriyorum o yüzden. Bütün kariyerim boyunca ise iktisadın bir şekilde uygulamasını yaptım aslında ben. Çünkü bir merkez bankası, merkez bankasının asli fonksiyonlarına baktığınız zaman zaten yaptığı şey iktisadın bir kısmının uygulamasıdır. Bitti üniversite, Ankara'da kalmayı tercih ettim. Devlette çalışmayı da tercih ettim. Çünkü devletin de bir okul olduğunu Ankara'da olunca insan öğreniyor. Bir nevi okula devam etmek gibi devleti de tercih ettim. Devletten, kamudan emekli olunca üniversitede hocalık. Bana daha uygun olduğunu düşündüm. Orada daha fazla faydalı olabileceğimi düşündüm. İnsanın kendisini tanımasına bağlı olarak yaptığı işi sevmesi birçok başarıyı beraberinde getiriyor. Sevmezseniz olmuyor. Ben sevmişim demek ki. Merak edeceksiniz, öğrenmeye çalışacaksınız, seveceksiniz ve tabii ki çok çalışacaksınız. Çalışma hayatı hepimizin içinde bulunduğu ve bulunduğu yerde bir değer yaratmaya çalıştığı ya da çalışması gerektiği bir ortam diye düşünüyorum. Burada değer yaratmak anahtar kavram oluyor. İyi gözlemci olmaktan dolayı ben çok fayda sağladım. Çünkü oldukça erken aşamalarda bir takım temel doğruları kendime göre tespit ettim. 35-40 sene evveline gitsem ben gene aynı yoldan giderim gibi geliyor. Gene Merkez Bankası'na girerim yani.